aşk uçurumun dibine düşmek gibidir diyor. Onun için sevgilinin adını Yar koymuşlar. Çok güzel. Ne abi aşk ne? Nasıl bir şey ya? Abi aşk bilmeyenlerin konuştuğu, bilenlerin sustuğu şeyin adı. Bilmeyen, ben sahne programlarında falan da aşktan bahsedeceksem hemen söylüyorum. Diyorum ki bakın, bir adamın buraya çıkıp size aşkı anlatıyor oluşu, aşkı bildiği için değil, bilmediği için. Bilmediği için. Hani bilen söylemez, söyleyen bilmez. Racon bu. Evet. Ya, kesin. Aşık susar yani. Susar. Gerçi susamaz da. Hani diyor ki Arif konuşursa helak olur, aşık susarsa helak olur. Evet. Arif sırrı ağzından kaçırır, daha ona bir şey verilmez, malından mülkünden olur. Aşık da feryat figan etmezse ya. Olmaz, yanar. Şeyin Hazreti Fuzuli'nindir. Ahu feryadın Fuzuli incitiptir alemi, yer belayı ışk ile hoşnut isen kavga nedir diyor. Evet. Madem diyor hani aşk hoş diyorsun, daha çok aşk istiyorsun filan, o zaman niye ah ediyorsun aşkına? Ama aşık ah etmezse de olmaz. Mesela demiş ki aşıkların esmağı ah'tır. Ah. Onlar böyle bir dille ah değil de, hatırlayın şöyle lise yıllarında filan insan bir aşık olsa farkına varmadan iç çeker. Evet. Der, böyle bir iç çekiş olur aşıkta. Muhyiddin Arabi Hazretleri onu çok güzel anlatır. İlahi Aşk kitabında. Aşk, çok da böyle aşktan bahsettiğimiz vakit gençler ya birini sevmek lazımmış. Lay lay lom, hadi sevelim filan, aşık olduk, oh ne güzel. Aşk bu değil bir defa. Tabii. Hani bu, ne olmadığını bir söyleyelim. Mevlana onun tabirini koymuş. Nasıl? Yani programı da söylemeyecek şekilde koymuş. Eyvallah. Şimdi mesela diyor ki, kıyamazsan baş ucağına Irak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Ya. Ya aşk serden geçmenin adı. Bir büyüğüm demişti ki, yok etmiyorsa aşk yoktur. Bir defa aşk yokluğa talip olmanın adı. Düşünün, ben birisini seveceğim ve sevincim, hüznüm, kederim, hayata dair neyim varsa hepsini onunkiyle takas edeceğim. Yani bende bana dair bir endişe bir şey kalmayacak, bir umut kalmayacak, bir beklenti kalmayacak. O Kurtlar Vadisi'nde böyle bir geldi geçti, çok güzel laftı o. Araya kaynadı. Hani kız soruyor Elif, benim için ölür müsün? Evet. Ölmek ne ki diyor, senin için yaşamayı göze almış. Evet. İnan aşk budur abi. Evet. İnsan sevdiğini bırakıp onun uğrunda ölse bile kaçmış olur. Onu yalnızlığa bırakmış olur, kolaya gitmiş olur. Ama insan bir başkası için yaşarsa, nefs her nefeste, her ah deyişte bir defa ölüyor işte. Ya. Başkası için yaşamak aşk. Sevgili kesilmek baştan sona. Kendine ait her şeyden vazgeçmek aşk. Yakan bir Allah dostu derler, böyle bir tevatürle anlatırlar. Bir yerde aşktan bahsediyordu. Müridin birisi eridi, 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 tek bir damlaya döndü. Aslına rücu etti. Ya. Şimdi aşkı anlatmak onun gibi... Aşığın hali işte, o da onun gibi. O hale dönmek. Bizimkisi şey, Salih Baba derdi, aşıkların sözlerini alıp satan aşık mıdır? İçini görmez sarayın, vasfeder duvarını. Şimdi Mesnevi'de çok güzel bir şey var Hazreti Bir. Yüksek bir duvar vardı diyor bir şehirde. O duvarın arkasında ne olduğunu insanlar bilmiyor ve merak ediyorlar. Acaba orada ne var? Bir gün birisini el birliği ettiler, çıkarttılar oraya. Adam duvarın üstüne çıkıp karşı tarafı görünce yüzünde bir tebessüm, bir neşe, yüzü aydınlandı. Atladı öbür tarafa. Hop falan gitti. Bir başkasını çıkarttılar diyor. O da aynı. Orayı gören karşıya geçiyor. Ne? Birini çıkartıp ayağına da bir ip bağlamışlar. Tam adam göreceğini görmüş. Yüzü gülüyor. Aydınlanmış. Tutup çekmişler aşağı. Ne var diyorlar. Duvarın öbür tarafında ne var? Anlat hele. Adam böyle dil gitmiş. Ne? Adam gördüğü şeyin sarhoşu artık. O nasıl bir makamsa, hayret mi diyeceğiz adına, ne diyeceğiz bilmiyorum. İşte bunun için aşk, bilenlerin sustuğu şey. Evet. Onların yanına gitti mi konuşmuyor. Yek nazar eylese arifi billah, aslı kemhareyi mücevher eyler. Bir tek bakışıyla halin değişiyor, duruşun değişiyor, edebin değişiyor, siman değişiyor. Seyyid Sıbatullah Arvasi Hazretleri, Kudüs'e sürü, muhabbet sevilenin suretini sevene giydirirdi. Evet. Hatta mezarı mezara yaklaştırırdı. İşte aşk deyince aşkın bir şeyden bahsediyoruz. Yani Hazreti Yunus'un yaşadığı, demin dün gece yarhanesinde deyince Tapduk dergahının eşiğinde yani. Bir Yunus Emre geldi benim gözümün önüne. O onun için söylenmiş gibi sanki. Niye yazılmış hiç fark etmez. Yunus getiriyor akla. Ama Yunus da, onun da içini boşalttık.
Taptuğun kızına aşık olup da kızın elindeki güya Yunus odun taşıyor dağdan. Odun taşırken ellerine çalı çırpı batıyor. Taptuğun kızına aşık. Kızın aşkı hatırına babasına da dervişlik ediyor. Kız da bu aşka karşılık verip Yunus'un düz odun taşırken çalı çırpı batan ellerine krem sürüyor. O Yunus değil. Kimse kusura bakmaz. Yani o Yunus işte aşkı öyle anlayanların Yunus'u. Yunus geliyor. Mevlana geliyor. Şah Nakşibend Hazretleri geliyor. Aşk deyince. Evet. Kadın şimdi. Bir de öyle anlaşılıyor. Necip Fazıl merhum. Derler ki birbiriyle ünsiyet eden ruhlar bir araya gelince sohbeti ziyadeleşirmiş. Ben bu kadar konuşan bir adam değilim aslında. Estağfurullah. Sizin gönlünüzden oluyorum. İstiyorum abi. Vallahi. Necip Fazıl merhum diyor ki falan dağın ardında seslen işitmez. Filan toprak altında gözyaşları diriltmez. Neye vardın da ufuk varmakla bitmez. Bir şey göster kadında tılsımını eskitmez. Yar o ki hep yadında eksilmez ve eksiltmez. Muradı muradında seni bırakıp gitmez. Oy. Sevgili bu. Aşık olunacak bu. Yoksa yani. Komşu kızı Hatice'ye niye ben yok olacağım Hatice'nin hatırına canım? Yani eskiden bakkallar vardı, şimdi AVM'ler var, süpermarketler var. Oradan alışveriş yapmaya benzemiyor yani. Karşılıklı bir şeyleri değiş tokuşun adı değil aşk. Asla değil. Aşk, Saadettin Ökten hocam söylemişti. Almak değil, vermek sanatıdır. Yani. Aşk vermektir.